Hoş geldiniz. Bu videomda ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi, ünlü düşmesi ve ünlü daralması ile ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Soru bir Dilimizde sürekli sert ünsüzlerden yani P, Ç, T, K harflerinden biriyle biten kelimelere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin sonundaki sert ünsüz yumuşar P sesi B'ye, Ç sesi... C'ye T sesi, D'ye K sesi ise G veya yumuşak G'ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek olabilecek bir kelime yoktur? A. Arkadaşların çoğu bu konuda senden farklı düşünüyor. Çoğu kelimesinde ünsüz yumuşaması vardır. Kelime sert sessiz harflerinden biri olan E ile bitmiş. Daha sonra kelimeye ünlü ile başlayan bir ek gelmiş. U ünlüsü gelmiş ve kelimenin sonundaki sert ünsüz K yumuşak g'ye dönüşmüş ve kelime çoğu diye yazılmış. Yine kelime çoğu diye okunuyor arkadaşlar. A seçeneğinde ünsüz yumuşaması var ve bu kitabı okuyacaksan hakkını da vereceksin. kitabı kelimesine bakalım. Kelime sert ünsüzlerden biri olan p ile bitmiş ve kelimeye daha sonra ünlüyle başlayan bir ı harfi gelmiş arkadaşlar ve kelimenin sonundaki sert ünsüz p yumuşamış b'ye dönüşmüş kelime kitabı diye yazılıp okunmuş arkadaşlar. A ve B seçeneğinde ünsüz yumuşaması vardır. C seçeneği o biyoloğa daha önce de danışmıştık. Arkadaşlar C seçeneğinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yok. Ama hocam biyoloğa kelimesi var. K sesi yumuşamış yumuşak G'ye dönüşmemiş mi? Dönüşmemiş arkadaşlar. Kelimenin sonunda sert sessiz yok. Yani kelime K ile bitmiyor. Arkadaşlar kelimenin okunuşu ve yazılışı şu şekilde bakın kelimenin sonunda zaten yumuşak bir ünsüz var. Kelime biyolog diye yazılıyor. Kelime biyolog diye okunuyor. Kelime biyolog diye yazılmıyor arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Ekrandaki yazım yanlış. Kelime Fransızca bir kelime. Biyoloji ile uğraşan kimseye biyolog denir. Veya ne diyelim arkadaşlar? Biyoloji uzmanına biyolog denir. Arkadaşlar biyolog kelimesine daha sonra bakın A ünlüsü gelmiş ve ne olmuş? Yumuşak ünsüz yumuşak G'ye dönüşmüş. Yani C seçeneğinde ünsüz yumuşaması yoktur. Cevap C. Hemen D'ye bakalım. D'de senin derdini bir ben bilirim cümlesi var. D'deki cümlemizde yer alan derdini kelimesinde ünsüz yumuşaması vardır. Kelimenin aslı dert. Dert kelimesi ne ile bitmiş sevgili öğrenciler? Sert bir ünsüz ile bitmiş. Yani T ile bitmiş. Daha sonra ünlü ile başlayan bir ek gelmiş i ünlüsü gelmiş arkadaşlar. Ve kelimenin sonundaki sert ünsüz tn'ye dönüşmüş yumuşak bir ünsüz olan d'ye dönüşmüş ve kelime derdi diye yazılmış okunmuş. Evet A seçeneğinde çoğu kelimesinde B seçeneğinde kitabı kelimesinde D seçeneğinde derdini kelimesinde ünsüz yumuşaması var. Ama C seçeneğindeki herhangi bir kelimede ünsüz yumuşaması yoktur. Cevap Ceyhan. Arkadaşlar C seçeneğinde ünsüz benzeşmesi var. Fıstıklı şap harflerinden biriyle biten bir kelimeye gelenek yine fıstıklı şap harflerinden biriyle başlar. Yani sert sessizle biten bir kelimeye ek geliyorsa gelen ek yine sert sessiz ile başlayacak. Danışmış kelimesi ne ile bitmiş bakın arkadaşlar. Sert sessiz harflerden biri olan şey ile bitmiş. Gelen ek dık eki arkadaşlar ama sert sessiz ile mi başlamıştık eki? Hayır yumuşak bir ünsüzle başlamış D yumuşak bir ünsüzdür. Bizim D T olacak arkadaşlar danışmıştık diye kelime yazılacak. Yani güzel öğrenciler ş sert sessizi d yumuşak sessizini yapmış kendisine benzetmiş. Ünsüz benzeşmesi ismi de buradan geliyor. Yani d yumuşak ünsüzünü ş sertleştirmiş t yapmış arkadaşlar. Danışmıştık kelimesinde ünsüz benzeşmesi vardır. C seçeneğinde ünsüz yumuşaması yoktu. Arkadaşlar ekranda görüyorsunuz fıstıklı şa harflerinden biten bir kelimeye gelenek yine fıstıklı şa harflerinden biriyle başlar. Oktan sonra bakınız D harfi var mı? Oktan sonra yani ok işaretinden sonra gelen harflerde D harfi var mı? Yok. Bu durumda D harfi olmayacak. Ne olacak? T olacak arkadaşlar. Anladık mı arkadaşlar? Fıstıklı şa harflerinden biriyle biten kelimeye ek gelirse yine gelenek ...bir önceki harflerden biriyle başlayacak. Kural aslında çok basit. Sadece birkaç egzersiz alıştırma yapmanız gerekir. İkinci soru Türkçe'de sert ünsüzlerden. Az önce bir numaralı soruda açıklamıştım. Fıstıkçı şap harflerinden biriyle biten bir sözcüğe ek geldiğinde... ...gelen ek yine fıstıkçı şahap harflerinden biriyle başlar. Veya şöyle de açıklayabilirsiniz. Zaten bu açıklama burada yazıyor. Türkçe'de sert ünsüzlerden yani fıstıkçı şahap harflerinden biriyle biten bir sözcüğe... C, D, G yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek getirildiğinde ekim başındaki C, Ç'ye, D, T'ye, G, K'ye dönüşür. Yani sertleşir. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi denir. Az önce D yumuşak ünsüzü niye dönüşmüştü arkadaşlar? T'ye dönüşmüştü. Bir numaralı soruda bilmem hatırladınız mı? Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisine c eki getirildiğinde ünsüz benzeşmesi meydana gelmez. A'da bilet kelimesi var arkadaşlar. Ekranı büyütelim. Hemen sayfayı büyüttüm. Bilet kelimesine c ekini getirelim. Arkadaşlar bilet kelimesi ne ile bitmiş? Sert sessiz harflerden biri olan T ile bitmiş. Yani pısıklı şaf harflerinden biri olan T ile bitmiş. Daha sonra c eki geldiğinde bizim sert sessiz olan T yumuşak ünsüzü ne yapacak? Sertleştirecek yani C yumuşak ünsüzünü Ç yapacak ve ünsüz benzeşmesi meydana gelecek kelime biletçi diye yazılır ve biletçi diye okunur. Ekranda görüyorsunuz fıstıklı şahap harflerinden biriyle biten bir kelime ek geldiğinde gelen ek yine fıstıklı şahap harflerinden biriyle başlar arkadaşlar. Daha basit şekilde anlatayım bir daha bu şekilde anlatmayacağım. Şimdi bilet kelimesi T ile bitmiş arkadaşlar fıstıklı şahap harflerinde C var mı? Yok. Hangisi var? Ç var. O zaman C değil de Ç olacak arkadaşlar. Ve kelime biletçi diye yazılacak. T sert ünsüzü, yumuşak ünsüz olan C'yi kendisine benzetmiş ve sertleştirmiş. Yani Ç haline dönüştürmüş arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi deriz. Balık kelimesine bakalım. Balık kelimesinin sonu sert sessizle bitmiş. Yani fıstıklı şah harflerinden biriyle bitmiş. Hemen C2'ni getirelim. Ve okuyalım. Balıkçı mı deriz? Balıkçı mı deriz? Tabii ki balıkçı deriz arkadaşlar. Sert sessiz olan K, yumuşak ünsüz olan C ne yaptı? Kendisine benzetti ve ünsüz benzeşmesi meydana geldi. Veya balık kelimesi neyle bitiyor? Fıstıklı şaf harflerinden biriyle bitiyor. Ve daha sonra gelenekler yine fıstıklı şaf harflerinden biriyle başlayacak. C harfi yok. Ne var arkadaşlar? Ç harfi var. Haliyle balıkçı diye yazacağız ve okuyacağız. A ve C'de ünsüz benzeşmesi vardır. İş kelimesine bakalım sevgili öğrenciler. Hemen şöyle sol tarafa alalım. İş kelimesi ne ile bitmiş? şah harflerinden biriyle bitmiş. Daha sonra C2 gelmiş arkadaşlar. C2'nin C'si yumuşak bir ünsüz. Bizim sert sessiz olan Ş ne yapacak? Kendisinden sonra gelen yumuşak ünsüzü sertleştirecek. Kendisine benzetecek ve Ç yapacak. Böylece ünsüz benzeşmesi kuralı meydana gelmiş olacak arkadaşlar. A, C ve D'de ünsüz benzeşmesi var. Demek ki cevap Bursa arkadaşlar. Göz kelimesine cü ekini getirdiğimizde herhangi bir ses olayı meydana gelmez. Kelime gözcü diye yazılır. Gözcü diye okunur. Cevap Bursa gözcü kelimesi türemiş yapılı kelime arkadaşlar. Göz isminden gözcü ismi türemiştir. Yani cü eki isimden isim türeten bir yapım ekidir. Gerçi bütün seçeneklerde çü eki yapım eki olarak kullanılmıştır. Bilet isminden biletçi ismi türemiş. Evet, balık isminden balıkçı ismi türemiş ve iş isminden işçi ismi türemiş. Yani biz arkadaşlar cü ekini bütün seçeneklere getirdiğimizde türemiş kelime elde ediyoruz. Fakat bize yapı sorulmuyor. Ben size bilgi verdim. Umarım bir beğeni hak ediyoruzdur. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yine katıl butonuna basarak kanalıma destek verebilirsiniz. Cevabımız arkadaşlar Bursa şöyle yuvarlak için alalım. 3 heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Yani ı, I, i, u, ü düşer. Bunlar dar ünlü oluyor. 4 adet dar ünlümüz var. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır? Ünlü düşmesi sınavlarda çok çıkar. Sadece 5. sınıf konusu değil. 6, 7 ve 8. sınıflarda karşınıza çıkar. Aa, bu olay onun sabrını taşıran son damla oldu. Sabrını kelimesine bakalım kelime sabır diye yazılıyor. Bakın kelime kaç ece? 2 ece. Sabır. Şimdi biz ünlüyle başlayan bir ek getirelim. ın ekini getirelim arkadaşlar. ı burada ünlü oluyor. Ve ne olacak? Kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşecek. Yani ı ünlüsü düşecek. Ve kelime sabrını diye yazılacak. Doğru yazılışı burada var arkadaşlar. A seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur. B'ye bakalım arkadaşlar. A'da sabrını kelimesinde ünlü düşmesi var. B. Memleketimin taşı toprağı burnunda tütüyor. Burnunda kelimesinde ünlü düşmesi vardır. Kelime burun diye yazılıyor. Kaç hece? İki hece. Burun. Ünlü harfleri saysanız hece sayısı ortaya çıkıyor. Şimdi bu kelimeye ünlüyle başlayan bir ek getirelim. Um ekini getirelim. Bakın um ekinin u'su ünlü bir harf oluyor. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşecek ve kelime burnum diye yazılacak. Burnum diye okunacak arkadaşlar. Yani B seçeneğinde kelimenin yazımında bir yanlışlık yok. Ünlü düşmesi gösterilmiş. C'ye bakalım. Vitamin eksikliğinden dolayı ağzında yara çıkmış. Ağzında kelimesine bakalım. Kelime ağız diye yazılıyor arkadaşlar. Kaç hece? İki hece. Şimdi ünlü ile başlayan bir ek getirelim. ın ekini getirelim. ın ekini getirdik. ın ekinin ı'sı ünlü bir harf. Bu durumda kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü ne olacak? Düşecek arkadaşlar ve kelime ağzın diye yazılacak. Ağzın diye okunacak zaten öyle de yazılmış. A, B ve C seçeneklerinde ünlü düşmesi doğru bir şekilde uygulanmış. Demek ki cevap Denizli. Yaşlı kadın ömrü boyunca köyünden dışarı çıkmamış. Zaten yanlış okudum arkadaşlar. Bakın ömrü kelimesindeki ünlü düşmesi gösterilmemiş. Kelime iki ece ömür arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Ü ünlüsünü getirelim ve ikinci hecedeki dar ünlüyü düşürelim. Yani ü düşüreceğiz arkadaşlar. Düşürdük ve kelimeyi nasıl yazdık? Ömrü diye yazdık. Bakalım ömrü diye mi yazılmış? Hayır ömrü diye yazılmamış arkadaşlar. Yani ünlü düşmesi gösterilmemiş. Şuradaki ünün olmaması gerekirdi. Cevap Deniz. Sevgili öğrenciler sizler yazı yazarken ünlü düşmesi kuralına uymadan yazı yazarsanız yazım yanlışı yapmış oluyorsunuz. Zaten bizden yazım yanlışı isteniyor. 4. Aşağıdaki 6 çizili sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Az önce bununla ilgili bir soru çözmüştük. A. Bu sözleri duyunca gönlü kırılmış kelime gönül diye yazılıyor. Kaç ece? 2 ece arkadaşlar. Gönül. Hemen ne yapalım? Ü ünlüsünü getirelim arkadaşlar. Ü ünlüsünü getirdiğimizde kelimenin ikinci ecesindeki dar ünlü olan ne düşüyor arkadaşlar? Şuradaki ü düşüyor ve kelime gönlü diye yazılıyor. Zaten bakın gönlü diye yazılmış. A'da ünlü düşmesi vardır. B alnını masaya dayayıp bir süre düşündü. Alnı kelimesinde yine ünlü düşmesi vardır. Kelime alın. iki ece kaç ece? İki ece arkadaşlar. Alın. Şimdi ını ekini getirelim. Bakın ı burada ünlü bir harf oluyor. Kelimenin bu durumda ikinci hecesindeki dar ünlü düşüyor ve kelime anlını diyerek yazılıyor ve okunuyor. A ve B'de ünlü düşmesi vardır. C insanların çoğu kalbinin sesini dinlemez. Arkadaşlar kalbinin kelimesinde herhangi bir ünlü düşmesi yoktur. Kalbinin sesinde ünsüz yumuşaması vardır. Az önce size ben ünsüz yumuşamasını açıklamıştım. E, ÇTK ile biten kelime ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bakın iyi ünlü bir ek oluyor. Kelimenin sonundaki sert ünsüz olan P neye dönüşür? B'ye dönüşür ve kelime kalbi diye yazılır. Zaten kalbi diye yazılmış arkadaşlar. Cevap Ceyhan. D'ye de bakalım sayfayı temizleyelim. Boynu ağrıdığı için ağır çanta taşıyamıyor. Kelime boyun arkadaşlar. Boyun kaç ece? 2 ece. Hemen U ünlüsünü getirelim ve okuyalım. Ne yapalım? Kelimeyi okuyalım ve yazalım. U ünlüsünü getirdiğimizde arkadaşlar bu arada U ünlüsü arkadaşlar. Ü değil kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlünün u düşer arkadaşlar. Kelime boynu diye yazılır ve okunur zaten boynu diye yazılmış. A, B, D'de ünlü düşmesi var. C seçeneğinde ünlü düşmesi yok. C seçeneğinde ünsüz yumuşaması var. 5 aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğramış bir sözcük vardır? Yani şap kuralı arayacağız veya ünsüz sertleşmesi arayacağız. A kardeşlerime en sevdiğim resmi gösterdim. A seçeneğinde ünsüz benzeşmesi yoktur. A seçeneğinde sevdiğim kelimesinde ünsüz yumuşaması vardır. K sert ünsüzü ünlüyle başlayan bir ek almış. Bakın imekini almış ve ne olmuş? Yumuşak G'ye dönüşmüş arkadaşlar ve ünsüz yumuşaması meydana gelmiş. Ben şuraya K dedim ama siz anlayın sevdik kelimesi arkadaşlar. Her şeyde yazmaya gerek yok. Sizler anlıyorsunuz. Ben buna eminim. Ve ailece Topkapı Sarayı'na geziye gittik. Evet gittik kelimesinde ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi var gitme kelimesi bakın sert ünsüz de bitmiş. Yani tı sıkışağı harflerinden biriyle bitmiş. Şimdi dik ekini getirelim. Bakın şu şekilde yazarsanız yazım yanlışlığı yapmış oluyorsunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu şekilde yazarsanız yazım yanlışlığı oluyor. Sen burada şu an ünsüz benzeşmesi kuralını uygulamadın. Şimdi kelime sert sessiz de bitmiş. Fı sıkışa harflerinden biriyle bitmiş. Sert sessiz de biten kelime ek geldiğinde yine sert sessiz de başlar. D yumuşak arkadaşlar. Buradaki D ne olacak? T olacak sevgili öğrenciler kelime gittik diye yazılacak. Bizim T sert sessiz kendisinden sonra gelen D yumuşak ünsüzünü yapmış, kendisine benzetmiş ve ünsüz benzeşmesi kuralı meydana gelmiş arkadaşlar. Şöyle yuvarlak içine alalım. Yine arkadaşlar gittik diye yazarsanız yazım yanlışı yapmış oluyorsunuz. Demek ki ses olaylarını yazında doğru bir şekilde uygulamadığınız takdirde yazım yanlışlığı meydana geliyor. Evet A seçeneğinde ne yoktu? Ünsüz benzeşmesi yoktu. A seçeneğinde ünsüz yumuşaması vardı. B seçeneğinde gittik kelimesinde ünsüz benzeşmesi vardır. Cevap Bursa C 10 yaşından beri İzmir'de yaşıyor. Arkadaşlar C'de ünlü daralması var. Sevgili öğrenciler bunlara dikkat edin kelime yaşamak. Bakın yaşamak fiil oluyor. Yaş isminden yaşamak fiili türemiş arkadaşlar. Sonra yor şimdiki zaman ekini getirelim ve kelimeyi okuyalım bakalım. Yaşıyor mu deriz? Hayır yaşıyor deriz arkadaşlar. A geniş ünlüsü ı'ya dönüştü. Yani A geniş ünlüsü daraldı ve ı oldu arkadaşlar. Ve kelime yaşıyor diye yazılır. Yor şimdiki zaman eki kendisinden önceki geniş ünlüleri daraltır arkadaşlar. Biz buna ünlü daralması deriz. D. bu mağazadaki fiyatlar daha uygundu. Arkadaşlar D seçeneğinde herhangi bir ses olayı yoktur. Cevabımız Bursa. Sevgili öğrenciler sizlerin geniş ünlüleri ve dar ünlüleri bilmesi gerekir. Şimdi geniş ünlüler ve dar ünlüler hangi harflerdir. Bunları bilmiyorsak bu tarz soruları çözmemiz çok zor. Bazı öğrenciler konuyu anlayamıyorum diyor. Arkadaşım sen önce şu ünlü harflerin özelliklerini bir ezberle ondan sonra karşıma gel. Altı sürekli sert ünsüzlerden biri olan P -Ç -T k harfleriyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar bu ses olayına ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi denir. Örneğin bebek sözcüğüne i eki getirildiğinde, i ünlüsü getirildiğinde sözcüğün sonundaki k yumuşak dönüşür ve kelime bebeği diye yazılır. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisini ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz yumuşaması olmaz. B'den başlayalım. B'de inat kelimesi var. İnat kelimesinin A ekini getirelim. A ünsünü getirelim ve kelimeyi tekrar okuyalım. İnata mı deriz arkadaşlar? İş inata mı bindi deriz? İnada mı bindi deriz? Tabii ki inada bindi deriz. Demek ki bizler inat kelimesini ünlü başlayan bir ek getirdiğimizde ünsüz yumuşaması meydana gelir. Sert sesli olan T neye dönüşür arkadaşlar? D'ye dönüşür. I ünlüsü de getirebilirsiniz fark etmez. Bu durumda inadı deriz değil mi arkadaşlar? Yani B seçeneğindeki inat kelimesine ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelir. C'de bilinç kelimesi var. Yine i ünlüsünü getirelim. Hemen yazalım hızlıca. Bilinç kelimesine i ünlüsünü getirdiğimizde bilinci mi diye yazarız arkadaşlar? Tabii ki bilinci diye yazarız. Bizim i ünlüsü ne yaptı? C sert ünsüzü yumuşattı ve C'ye dönüştürdü. Doğru yazımı ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Demek ki inat ve bilinç kelimelerini ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelimenin sonundaki sert ünsüzler yumuşar. Kalp kelimesine bakalım. Az önce açıklamıştım. Kalp kelimesi yine sert ünsüzle bitiyor. İyi ekini getirelim arkadaşlar. İyi ünüsünü getirelim ve kelimeyi okuyalım. Kalpi mi deriz? Galbi mi deriz? Tabii ki galbi deriz. Yani P sert ünsüz iyi ünlüsünün etkisiyle neye dönüştü arkadaşlar? B'ye dönüştü. Doğru yazım ekranda görüyorsunuz. Demek ki B, C ve D seçeneğindeki kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelimenin sonundaki sert ünsüz yumuşar ve ünsüz yumuşaması meydana gelir. Cevabımız Adana. Arkadaşlar sınıf kelimesine ünlü ile başlayan bir ek getirelim. I ünlüsünü getirelim. Bu iki getirdiğimizde herhangi bir ses olayı meydana gelmiyor cevap adına. Arkadaşlar sınıf kelimesine c ekini getirdiğimizde ünsüz benzeşmesi ortaya çıkar. şap harflerinden biriyle biten bir kelimeye bakın kelime f ile bitmiş. Gelenek yine ne ile başlar? Fıstıklı şap harflerinden biriyle başlar. C değil de nasıl yazılacak arkadaşlar? O çı diye yazılacak. Yani bizim t sert sessiz. C yumuşak ünsüzü kendisine benzetmiş, sertleştirmiş. İşte burada ünsüz benzeşmesi meydana gelmiş. 7. Dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Ufku kelimesinde ünlü düşmesi var. Kelimenin aslı ufuk arkadaşlar. Ufuk kelimesi kaç hece? 2 hece. 2 heceli bazı kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. U ünlüsü bu durumda düşüyor ve kelime ufku diye yazılıyor ufku kelimesinde ünlü düşmesi var. Şehrin kelimesinde yine ünlü düşmesi var arkadaşlar. Şehir kaç ece? İki ece. Şimdi ünlüyle başlayan bir ek getirelim. İn ekini getirelim. Ve kelimeyi tekrar okuyalım, yazalım arkadaşlar. Şehrin mi dersin, şehrin mi dersin? Tabii ki şehrin dersin. Kelime zaten şehrin diye yazılmış. Ufku ve şehrin kelimesinde kelimelerinde ünlü düşmesi vardır. Ardında kelimesinde herhangi bir ses olayı var mı arkadaşlar? Şöyle bakın. Var tabii arkadaşlar kelime art, art. Art kelimesine bizler ünlü ile başlayan bir ek getirelim. Ünda ekini getirelim arkadaşlar. Bakın ında ekinin ısı ne oluyor? Ünlü oluyor. Bu durumda kelimenin sonundaki sert sessiz olan T neye dönüşür? D'ye dönüşür arkadaşlar. Biz buna ne deriz? Ünsüz yumuşaması deriz. Bakın kelime ardında diye yazılmış. Artında diye yazılmaz. A'da ufku kelimesinde ünlü düşmesi. B'de şehrin kelimesinde ünlü düşmesi. C'de yani 3 numaralı kelimedeki ardında kelimesinde ünsüz yumuşaması var. Demek ki cevap 4 numaralı kelime arkadaşlar. Kelime neyle bitmiş? Uzaktan kelimesi. Bakın sert sessiz de bitmiş. Fıskışa parçalarından biriyle bitmiş. Gelenek yine neyle başlayacak? Sert sessizle başlayacak. Bizim K sert sessiz ne yapacak? Yumuşak ünsüz olan D'yi sertleştirecek ve T'ye dönüştürecek zaten. Bakın dönüştürmüş kelime uzaktan diye yazılıyor. Uzaktan diye okunuyor. D seçeneğindeki yani uzaktan kelimesindeki K ve T arasında ünsüz benzeşmesi olayı meydana gelmiş arkadaşlar. Cevap deniz. 8 numaralı soru bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Birinci sözcükte ünlü daralması vardır. Arkadaşlar uzantısından kelimesinde herhangi bir ses olayı yoktur. A verilen bilgi yanlış. İkinci sözcükte ünsüz benzeşmesi söz konusudur. Bu bilgi doğrudur. Karıştım kelimesine bakalım. Karışmak kelimesi ne ile bitmiş? Bakın ş ile bitmiş. Yani fısıkışa farklarından biriyle bitmiş. Sert bir ünsüzle bitmiş. Fıstıklı şah harflerinden biriyle biten bir kelimeye ek geldiğinde yine ne ile başlar? Fıstıklı şah harflerinden biriyle başlar. Bakın bizim sert sesli olan ş kendisinden sonra gelen yumuşak ünsüz olan d'yi kendisine benzetmiş. Yani sertleştirmiş ve kelime karıştım diye yazılmış arkadaşlar. Ş ve t ünsüzleri arasında bir ünsüz benzeşmesi vardır. Bunu unutmayalım. B'de verilen bilgi doğru. Zaten buraya kadar size ben ünsüz benzeşmesi olayının örneklerini sıkça vermiş oldum arkadaşlar. Şu yazın yanlış arkadaşlar. Doğru yazımı ekranda görüyorsunuz. Karıştım diye yazıyoruz ve okuyoruz. B'de verilen bilgi doğrudur. C'ye bakalım. Üçüncü sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. Üçüncü sözcükte herhangi bir ses olayı yoktur. Yaylalarının kelimesinde herhangi bir ses olayı yoktur. D'ye bakalım arkadaşlar. Dördüncü sözcükte ünsüz türemesi vardır. Dördüncü sözcükte ünlü düşmesi var arkadaşlar. Ünsüz türemesi yoktur kelime gönül arkadaşlar iki hece bazı kelimeleri ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer arkadaşlar biz buna ünlü düşmesi deriz bakın üm eki ü ünlüsüyle başlamış bu durumda kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü ü düşüyor ve kelime gönlüm diye yazılıyor. Ünsüz türemesi yok ünlü düşmesi var arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 9. ikinci hecesinde dar ünlü ı, I, i, u, ü bulunan bazı iki heceli sözcüklerin sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi denir. Örneğin nehir sözcüğüne in ekini getirdiğimizde sözcüğün ikinci hecesindeki i ünlüsü düşer. Ve kelime nehrin diye yazılır. Doğrudur arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur. A o anda benzi limon gibi sarıya dönmeye başlamıştı benzi kelimesinde ünlü düşmesi vardır kelime aslında beniz diye yazılıyor daha sonra bu kelime ünlüyle başlayan bir ek gelmiş iyi ünlüsü gelmiş ve bu durumda kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşecek ve kelime benzi diye yazılacak yazılmış zaten arkadaşlar a'da ünlü düşmesine uğramış bir kelime vardır b pehlivanlar yurdu olan bu köyü çok seviyorum arkadaşlar b seçeneğinde ünlü düşmesi yoktur b seçeneğinde ünsüz yumuşaması vardır hemen gösterelim kelime yurdu arkadaşlar yurt ne ile bitmiş? Sert sessiz olan T ile bitmiş. Kelimeye ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelimenin sonundaki sert sessiz yumuşar ve D'ye dönüşür. A ile kelime yurdu diye yazılır. Cevap Bursa B'de tekrar söylüyorum ünlü düşmesi yoktur. B'de ünsüz yumuşaması vardır. C beynimiz vücudumuzun kumanda merkezidir. Beynimizin kelimesinde ünlü düşmesi var. Kelime beyin arkadaşlar. Türkçe iki heceli bazı kelimeleri ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü ne olur arkadaşlar? Düşer biz buna Ünlü düşmesi deriz. İmiz eki bakın i ünlüsü ile ne olmuş başlamış sevgili öğrenciler. Şuradaki i'nin altını çizdim. Ve kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü ne olacak arkadaşlar düşecek. Böylece ünlü düşmesi meydana gelecek ve kelime beynimiz diye yazılmış doğrudur arkadaşlar. D'ye bakalım aklımızı kullanırsak bu işi kolayca halledebiliriz. Aklımızı kelimesinde yine ünlü düşmesi var. Kelime akıl arkadaşlar. İmiz ekini getirelim ve ne yapalım kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlüyü düşürelim. I ünlüsü düşer ve kelime aklımız diye yazılır. Bakın ımız eki neyle başlamış? ı ünlüsüyle başlamış. Sevgili öğrenciler şöyle yapalım. Benzi, beynimiz ve aklımız kelimelerinde ünlü düşmesi var. Ama B seçeneğindeki herhangi bir kelimede ünlü düşmesi yok. B seçeneğindeki yurdu kelimesinde ünsüz yumuşaması var. 10. soru sürekli sert ünsüzlerden P, PH teke harflerinden biriyle biten bazı tekeceli sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması olmaz. Doğrudur arkadaşlar. Bazı tekeceli kelimelerde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Örneğin ip sözcüğüne bakalım. İp sözcüğüne i ünlüsünü getirelim. P sesi B'ye dönüşmez. Kelime ipi diye yazılır ve okunur arkadaşlar. İbi diyerek kelime yazılmaz. İpi bana mı getir dersin yoksa ibi bana mı getir dersin? Tabii ki İpi bana getir dersin. Bunlara dikkat ediniz. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnek olabilecek bir sözcük yoktur? A'da içi kelimesi var arkadaşlar. İçi kelimesinde bakın ünsüz yumuşaması meydana gelmez. İç sert sessiz olan ç ile bitmiş. İ ünsüne getirelim ve okuyalım. İci mi dersin? İçi mi dersin? Tabii ki içi dersin. Yani içi kelimesinde ünsüz yumuşaması meydana gelmemiş. A doğru oluyor. B'ye bakalım. Attığım oku dikkatle takip edip alkışlamaya başladı. Arkadaşlar oku kelimesine bakalım. Ok tekece olan bir kelimedir. Ok kelimesine şimdi u ünlüsünü getirelim. K'yi ne yapacağız? Yumuşatacağız mı arkadaşlar? O mu diyeceğiz? Ogu mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Attığım ogu dikkatli takip edip alkışlamaya başladı. Oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Yani oku kelimesinde ünsüz yumuşaması kuralı olmaz arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması kuralını oku kelimesinde uygulayamıyoruz. A ve B doğru oluyor. Yani A ve B'deki tek heceli kelimelerde ünsüz yumuşaması meydana gelmemiş arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamaya uygun örnekler kullanılmış. C bütün malzemeleri derin bir kaba koyup güzelce karıştırdı. Kaba kelimesine bakalım. Kap kaç hece arkadaşlar? Tek hece, bir hece. Şimdi kelime sert sessizle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek getirelim ve kelimeyi okuyalım. Kapa mı dersin, kaba mı dersin arkadaşlar? Tabii ki kaba dersin. P sert sessiz. A ünlüsünün etkisiyle ne olmuş? Yumuşamış. Yani bazı tek kelimelerde ünsüz yumuşaması meydana gelmez ama bazı tek eceli kelimelerde ünsüz yumuşaması meydana gelir. Bütün malzemeleri derin bir kapa koyup güzelce karıştırdı. Olmuyor arkadaşlar. Böyle bir Türkçe olmaz. Hemen ne yapalım? Sert sessiz P'yi yumuşatalım ve B'ye çevirelim. B'ye çevirelim. Bütün malzemeleri derin bir kaba koyup güzelce karıştırdı. C'de arkadaşlar tek eceli kelimede ünsüz yumuşaması meydana gelmiş. Cevap Ceyhan. D'ye bakalım. Soğuyan sütü şişeleri doldurup dolaba kaldırdı. Süt kelimesine bakalım. Süt kaç ece? Tek ece arkadaşlar. Sert sessizle bitmiş. T ile bitmiş. Ü getirelim ve okuyalım. Sütü mü dersin? Sütü mü dersin? Sütü bana ver olmuyor. Sütü bana ver arkadaşlar. Veya sütü içtim mi? Böyle bir cümle olur mu? Doğrusu nedir? Sütü içtim mi? Yani süt kelimesini ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimizde Ünsüz yumuşaması meydana gelmez. A seçeneğindeki iç, B seçeneğindeki ok, D seçeneğindeki süt kelimelerine ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmez çünkü bazı tek içerik kelimelerde ünsüz yumuşaması olmuyor. C seçeneğindeki kap kelimesine tek eceli kap kelimesine ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelir. Cevap Ceyhan. Arkadaşlar yukarıda verilen açıklamanın örneği A seçeneğinde, B seçeneğinde ve D seçeneğinde var ama C seçeneğinde yok. 11 aşağıdaki 6 çizili sözcüklerin hangisinde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur? A'da coşkundur kelimesinde ünsüz benzeşmesi var mı? Var arkadaşlar. Coşmak kelimesi sert sessizle bitmiş. Yani tıstıklı şahap harflerinden biriyle bitmiş. Şimdi fıskı şap harflerinden biriyle biten bir kelime ek geldiğinde yine gelenek ne başlar? Fıskı şap harflerinden biriyle başlar. Bu ekine getirelim. Coşmaktan coşku türesin. Coşku mu dersin? Coşku mu dersin? Tabii ki coşku dersin. Ş sert sessiz. G yumuşak ünsüz ne yaptı? Kendisine benzetti ve sertleştirdi arkadaşlar. İşte biz buna ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi deriz. E bakalım. Çabuk giderdi. Çok götürdü Elifçik. Ünsüz yumuşaması var mı? Var arkadaşlar. Bitmek neyle bitmiş? T ile sert sessizle bitmiş. Ünlü ile başlayan bir ek getirelim. R ekini getirelim. R ekinin E'si ünlü bir harf. T neye dönüşür? D'ye dönüşür ve ünsüz yumuşaması ortaya çıkar arkadaşlar. Yani A ve B'de verilen bilgiler doğrudur. Ç zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak yani uzak ünsüz türemesi vardır. Doğrudur arkadaşlar. Yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiillerde ses türemesi ve düşmesi olunca yardımcı fiil isme bileşik yazılıyor. Zan isim oluyor, etmek yardımcı fiil oluyor. Bakın bir ne ünsüzü türemiş, ne ünsüzü türediği için yardımcı fiil isme, san ismine birleşik yazılmış türeyen sesleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yuvarlak içine alalım. C'de doğru denizde hemen okuyalım. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Kaçıyorum kelimesinde ünlü daralması var mı? Kaçıyorum kelimesinde ünlü daralması yok arkadaşlar. Kaçmak fiil kök. Kaçmak fiiline daha sonra yor şimdiki zaman eki gelmiş arkadaşlar. Bakın kaçıyorum fiilinde, çekimli fiilinde herhangi bir ses olayı yoktur. Um eki, birinci tekil şahıs eki, cevap denizli ünlü daralması yoktur. Şöyle çarpımızı atalım. Yani D seçeneğinde herhangi bir ses olayı yoktur. 12. Türkçe'de düz geniş ünlüler olan A, E harflerinden biriyle biten fiillere, A, E ünlülerinden biriyle biten fiillere, şimdiki zaman iki olan york getirildiğinde, fiilin sonundaki düz geniş ünlüler daralır. Yani I, -I U, Ü'ye dönüşür. İşte biz buna ünlü daralması deriz. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek olabilecek bir kullanım vardır. Cevabımız Adana'da arkadaşlar bir ruh gülümsüyor gibi derinde. Mehtab'ın ördüğü saatler nerede? Gülümsüyor kelimesine bakalım. Kelime aslında şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Gülümsemek. Evet gülümsemek. Şimdi yor getirelim arkadaşlar. Artı yor diyelim. Gülümseyor mu dersin? Gülümsüyor mu dersin? Tabii ki gülümsüyor dersin. Yor şimdiki zaman eki. Daralttı ve üye dönüştürdü. Haliyle kelime gülümsüyor diye okunuyor, gülümsüyor diye yazılıyor arkadaşlar. A'da ünlü daralması vardır diğer seçeneklerde. Ünlü daralması yoktur. İsterseniz bakalım arkadaşlar. Yorla biten İleri bulalım. Bakın uzanıyorum kelimesinde ünlü daralması yok yine. Değerli öğrenciler. Niye yok arkadaşlar? Yazalım. Uzanmak diyelim. Uzanmak fiilimiz oluyor. Yor ekini getirelim arkadaşlar. Araya bir ı ünlüsü alıyor. Uzanıyorum. Bakın uzanıyorum kelimesinde herhangi bir ünlü daralması yok. Her yor ekinin olduğu yerde ünlü daralması olacak diye bir kural yoktur. Bunu da unutmayınız. Bu arada yüzü koyun kelimesi birleşik yazılır. Cevabımız Adana ağda gülümsüyor kelimesinde yukarıdaki açıklamaya uygun olarak ünlü daralması örneği vardır. Sevgili öğrenciler videomun sonuna geldim. Ekranın köşelerinde ses bilgisiyle ilgili, ses olayları ile ilgili videolar var. O videolar sizin işinizi mutlaka görecektir. O videolardan istifade ediniz. Şimdi ben o videolara gidiyorum. Sizi de oraya bekliyorum. Hepinize başarılar.